Bu videoda birkaç bağlı hareket problemi çözüp bağlı hızı hesaplamak için bir formül yazmaya çalışacağız. İsterseniz hemen birinci örneğimizi görelim. Burada bisiklet üzerinde ileriye doğru saniyede 5 metre hızla hareket eden biri var. İsmi Ali olsun. Burada da yine ileriye doğru saniyede 9 metre hızla koşan biri var. Bunun ismine de Bülent diyelim. Bana Ali'nin Bülent'e göre hızının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi bakalım. Bu soruyu çözmek için yapmanız gereken şey kendinizi Bülent'in yerine koymak. Bülent kendisinin koştuğunu göremez öyle değil mi? Demek istediğim, koşarken kendimizi koşuyor olarak görmeyiz ve bu yüzden de durduğumuzu düşünürüz. Hatta koşarken yere baktığımızda sanki yer geriye doğru saniyede 9 metre gidiyormuş gibi görünür öyle değil mi? Evet, aklımızda tutmamız gereken ilk şey, Bülent'in bakış açısından yerin geriye doğru saniyede 9 metre hareket etmesi. Şimdi de Ali'ye bakalım. Bu esnada Bülent'e göre ne yapıyor? Bunu bulmak için bir saniye bekleyelim ve bir saniyenin sonunda Ali'nin nereye geleceğini görelim. Bir saniye sonra Ali ileriye doğru saniyede 5 metre hareket etmiş olacak. Neden? Çünkü hızı saniyede 5 metre. Ama bu bir saniye boyunca Ali ve yerin Bülent'e göre 9 metre geriye doğru hareket ettiğini de biliyoruz. Bir saniye sonunda neler olduğunu not edelim mi? Bisikletçi ileriye doğru 5 metre gidecek ama yer onun geriye doğru 9 metre hareket etmesini sağlayacak. Bu ikisini aynı anda düşündüğümüzde Ali'nin geriye doğru 4 metre hareket edeceğini görürüz. Bülent'in göreceği şey de aynen bu olduğu için Ali'nin Bülent'e göre hızının saniyede 4 metre olacağını söyleyebiliriz. Bunu nasıl ifade edeceğimizi merak ediyorsanız V yazacağız. Sonra da A yani Ali'nin hızı ve Ali'nin Bülent'e göre hızını ifade etmek istediğimiz için A'dan sonra bir de B harfini ekleyeceğim. İkinci harf hızın kime göre hesaplandığını gösterir. Anlaştık mı? Evet burası eşittir geriye doğru 4 metre bölü saniye. İleri ve geri hareketten bahsettiğimiz için aslında negatif ve pozitif kullanırsak daha iyi olacak. Bunun için ileri yönü artı yön olarak belirleyelim. Bu durumda Ali ve Bülent'in hızları pozitiftir. Ama Bülent Ali'nin geriye doğru hareket ettiğini gördüğü için A'nın B'ye göre hızı negatiftir. Bu yüzden bunu eksi 4 metre bölü saniye olarak yazabiliriz. Şimdi de bunun için bir formül bulup bulamayacağımızı düşünelim. Evet, A'nın B'ye göre hızı için bir formül arıyoruz. Genel bir ifade kullanmak için buradaki arkadaşın hızının sağa doğru VA, bunun da VB olduğunu düşünelim. Bu durumda VAB nedir? Bağıl hızı bulmak için burada ne yaptığımızı söyleyebilir misiniz? 5 eksi 9 işlemini yaptık öyle değil mi? 5 dediğimiz şey zaten idi. O zaman 5 eksi 9 ki 9 da VB'ydi. O zaman buraya VB yazıyorum. İşte size formül. VAB eşittir VA eksi VB. Gayet basit öyle değil mi? Bu formülü kullanarak A'nın B'ye göre hızını hesaplayabileceğimizi bir kere daha tekrar ettikten sonra size bir örnek daha göstermek istiyorum. Bakalım bu örnek için de aynı mantığı kullanabilecek miyiz? İşte ikinci soru geliyor. Bu soruda sağa doğru hareket eden bir salyangoz ve sola doğru hareket eden bir tren var. Salyangozun trene göre hızının ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve burada kullandığımız mantığı kullanarak soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Buradaki gibi işaretleri kullanmanıza da gerek yok. Sadece işin mantığını anladığınızdan emin olun. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Tren sola doğru saniyede 50 metrelik bir hızla hareket ediyor. Ama trenin içindeki bir yolcu trenin hareket ettiğini hissetmez ve eğer dışarı bakarsa yerin geriye yani sağa doğru saniyede 50 metre hızla hareket ettiğini görür. Bu arada salyangoz da tam o yerin üstünde saniyede 2 metrelik bir hızla hareket ediyor. Bir saniye bekleyecek olursak salyangoz nerede olur? yer üzerinde sağa doğru 2 metre ilerlemiş olur öyle değil mi? Ama aynı zamanda yolcunun bakış açısından hem yer hem de salyangoz sağa doğru 50 metre hareket etmiş olur. İki hareketin de aynı yönde olduğunu fark ettiniz. Değil mi? Hemen yazalım. Bir saniye sonra salyangoz 2 metre hareket etmiş olacak. Ama aynı zamanda yerde Salyangoz'u saniyede 50 metre daha hareket ettirecek. Bu ikisini topladığımızda da Salyangoz'un sağa doğru 52 metre hareket ettiğini buluruz. Bu Salyangoz'un trene göre hızı. Az önceki gibi yazacak olursak Salyangoz'un trene göre hızı saniyede 52 metre olur. Ne kadar da hızlı bir Salyangoz öyle değil mi? Aslında hepinizin buna benzer bir durum yaşadığınızdan eminim. Arabayla giderken karşı yönden gelen bir arabayı çok ama çok hızlı olarak görürüz. İşaretleri hesaba katacak olursak salyangozun hareket ettiği yön pozitif olsun. Bu durumda salyangozun hızı saniyede artı 2 metredir. Aynı mantıkla tren ters yönde hareket ettiği için trenin hızı da saniyede eksi 50 metre olur. Bağıl hızı ise artı 52 metre bölü saniyedir ve sıra geldi formüle. Yine videoyu durdurun ve bu formülün nasıl bir formül olacağını kendi kendinize bulmaya çalışın. Evet sizden VST'yi nasıl hesaplayacağımızı bulmanızı istiyorum. 52 nasıl bulduk? 50 ile 2'yi topladık. Öyle değil mi? 2 salengozun hızıydı. 50 ise trenin hızının negatifi. O zaman buraya trenin hızının negatifini yazıyoruz. Bu da VST eşittir. VS eksi VT ile aynı şey. İşte bu kadar. İkinci soru için de bir formül bulmuş olduk. Birinci soruda aynı yönde hareket eden cisimlerin, ikinci soruda ise zıt yönde hareket eden cisimlerin bağıl hızları için formüller bulduk. Formülleri yakından inceleyecek olursanız birbirlerinin aynısı olduklarını anlayabilirsiniz. Burada VAB eşittir VA eksi VB. Burada da VST eşittir VS eksi VT var. O zaman bunları genel bir formül haline getirip tüm sorulara uygulayabiliriz. Harika. Son olarak bir noktaya daha değinmek istiyorum. Fark ettiyseniz burada VA eksi VB yere göre hızları temsil ediyor. Ama hızın illa yere göre alınmasına gerek yok. Demek istediğim, örneğin buradakilerin yani Ali ile Bülent'in kocaman bir koşu bantı üzerinde hareket ettiklerini düşünelim. Evet diyelim ki bu ikisi kocaman bir platformun üzerine çıkmışlar ve platformda sağa doğru saniyede 30 bin metre hızla hareket ediyor. Tüm bu durum ilk başta karmaşık gelebilir ama öyle değil. Çünkü bağıl hızlar değişmez. Yani formülü yine kullanabilirsiniz. Aradaki tek fark VA ve VB'nin artık şu platforma göre olan hızları vermesidir. Eğer kafanız karıştıysa şu şekilde düşünmeye çalışın. Az önce Ali ile Bülent'in hızlarının yere göre alındığını söylemiştim. Yer dediğimiz şey dünya üzerindedir ve dünyayı da güneşin etrafında dolaşan kocaman bir platform olarak düşünebiliriz. Yani yer deyince özel bir şey düşünmenize gerek yok. Bu yüzden de eğer bu formül yere göre alınan hızlar için işliyorsa diğer tüm referans noktalarına göre de işleyecektir. Bu ikisi bir platformun üzerinde de olabilir, yüzüyor da olabilirler. Yaptıklarımızı özetleyecek olursak, bu bağıl hızı hesaplamak için kullandığımız formül. Bu formülü kullanırken iki şeyi doğru yaptığınızdan emin olmalısınız. Birincisi, işaretlere dikkat edin. İkincisi de VA ve VB ya da VS ile VT'nin aynı referans noktasına göre alınan hızlar olduğundan emin olun. Az önce de söylediğim gibi bu referans noktası illa yer olmak zorunda değil. Bir platform nehir ya da hava olabilir. Önemli olan iki hızın da bu referans noktasına göre alınmış olmasıdır.